Aslında gizli saklı hiçbir şey yok. Yok mu? Hiçbir şey yok. Gerçekten. Sadece biz okumuyoruz. Yani usulüne uygun bir hocaya intisap edip aklı selimle okumamız lazım. Yani biz her şeyi kamplaştırdığımız için bu tarihte de kendimize kahramanlar ve düşmanlar seçiyoruz. Mavi kuvvetler, kırmızı kuvvetler. Onlar üzerinden bir mevzi tutuyoruz. O mevziden karşı tarafa ver yansın ediyoruz. Başlıyor ateşler. Şimdi bakın bu 1897 Türk-Yunan Harbi. Belki biraz programda bahsedeceğiz. Şimdi tarih kurumu bunu basmış 1993'te. Hala baskısı var. Yani 80 milyonluk ülkede 2000 kitap bitmemiş 24 senede. 24 senede. İşte Türk-Yunan Harbi, yani bu teselliye tarihi eski Osmanlıca bir eserden Bayram Kodaman'ın hazırladığı bir eser. İşte benim bir şeyim vardı, kitaplar kolilerde şimdilik durduğu için bunlar çıkaramamıştım. Hemen bir tane daha satın alayım dedim. Sipariş verdik, Vizyon'da ve satılıyor bakın. Evet. 24 sene önceki baskı. Kimse merak edip okumuyor. Yani sahaflar boş duruyor, kitap kütüphaneler çalışmıyor. Yani bunları takip edersek aslında, futbolcuları takip ettiğimiz kadar bunu da takip etsek malzeme var. Hiçbir şey gizli değil. Ki şimdi yani akademinin formatıyla, tabii televizyonun formatı başka bir şey yani. Ama işte akademide böyle maalesef bir kitap yazılıyor, kaç kişi alıyorsa alıyor veya amfideki öğrencilere, o arkadaşlara sesleniyor, onları öğreniyor. Onların tanıdıkları belki hocadan haberdar oluyor. Halbuki ekrana çıksa herkes tanıyacak onu. Gündem ötesine çıktığı zaman. Ya. Ama biz zaferlerimizi yeni yeni öğrenmeye başladık. Kutul Amare'yi geçtiğimiz yıl öğrendik. Evet. Bu sene de Türk-Yunan Harbi'ni öğrenebiliriz. Osmanlı Devleti'nin son dönem tarihi için çok önemli. Fakat bizim son 30 yıl diyelim ya da 40 yıl Osmanlı dönemi için bazı talihsizlikler var. Mesela Sultanahmet tahta geçtiği yıl 90 gün içinde 3 padişah tahttaydı. Yani Abdülaziz tahttan indirildi. 5. Murat tahta çıkarıldı. 93 gün tahtta kaldı. Kılıç alayı bile yapılmadan. Sonra tekrar Şehzade Abdülhamid tahta çıkarıldı. Bu hengame içinde bu arada darbeciler öldürüldü. Hüseyin Avni Paşa bir suikastla öldürüldü. Sonra Abdülhamid'e de birkaç suikast teşebbüsü olduktan sonra durumlar değişti. Arkasından Osmanlı-Rus Savaşı çıktı. 93 Harbi dediğimiz. Sonrasında Abdülhamid'in daha sıkı bir idaresi geldi. 1908 meşrutiyetinden sonra da durumlar çok değişti. Şimdi burada birkaç tane şey var. Abdülazizciler, 5. Muratçılar, Abdülhamitçiler ve Jön Türkçüler.